Hüküm ancak Allah'ındır. Böyle bir ifade bu. Ama bizim bu böyle söylediğimizi olumlu yüklemle bağladığımızı, Araplar olumsuz yüklemle bağlamayı tercih ediyorlar. Hüküm hiç kimse için yoktur, ancak Allah için vardır şeklinde bir ifade. İnil hukmu illa lillah. Bu ifade üzerinde durmadık ama bu yani meşhur bir ifadedir. Haricilerin sloganı diyelim veya siyasi anlamda bir şeyi olmuş bir ifadedir bu. Dört kelimedir ama bunun gölgesinde nice savaşlar geçmiştir. İnil hukmu illa lillah. Onlar tahkime karşı çıktılar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın tahkime yanaşmasına diyelim, onların bakış açısıyla boyun eğmesine, küfür nazarıyla baktılar. Yani her iki grup arasında bir hakem seçilmesini ve savaşın sonlandırılmasını, nasıl olur efendim dediler, bir hakem seçilmesi, hüküm Allah'a ait değil miydi dediler, ip koptu ondan sonra. Belli bir kesim evet burada olamaz böyle bir şey dediler ve tahkime yanaşmış, buna destek olmuş, bunun gölgesinde kalmış, buna sessiz kalarak rıza, kim varsa hepsinin küfrüne kanaat getirdiler. Tabi olaylar böyle bir tarafgirlikle gelişince de kimse meselenin yani ilmi boyutuna veya Kur'an açısından bunun doğru değerlendirilmesine falan belki şey demedi. Veya Allah Azze ve Celle bu türden olanları böylece eleyiverdi, ayıkladı. Onlar Kur'an'ı kalkan yapıp emirlerine itaatsizlik ettiler. Ayrı bir fırkaya dönüştüler. Ümmet içerisinde büyük bir sıkıntıya yol açan ayrışmaya vesile oldular. Bu açıdan bakıldığında artık hiçbir surette tahkim helal olan bir şey değil. Kimsenin hiçbir şekilde hüküm verme yetkisi yok. Hüküm büsbütün Allah'a ait. Niye? Çünkü ayetin ifadesinde nefi var. İnil hukmu, hüküm diye bir şey yok. İlla lillah, ancak Allah'ın. Dolayısıyla da hangi biçimde olursa olsun hükme karşı çıkmak gerek. Böyle anlayınca da tabi mesela Allah Azze ve Celle daha önce burada işlediğimiz ayetlerden bir tanesinde hatırlarsınız. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا. Eşlerin arasının bulunması için bizatihi tahkimi öneren Allah Azze ve Celle'dir. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا. Bir hakem kadının ailesinden, وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ. Bir hakem de erkeğin ailesinden gönderin. اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا. Eğer islah diliyorlar ise, يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا. Allah onları muvaffak kılacaktır. Şimdi Allah Azze ve Celle onların bakış açısıyla bakarsak hakem tayin edilmesini öneriyor. Burada söylediği haricilerin anladığı gibi bir şeyse, Cenab-ı Hakk'ın kendisi de koyduğu hükme aykırı davranmış olur. Demek ki Cenab-ı Hak burada onların söylediği gibi bir şey anlamıyor. Büsbütün hiçbir şekilde kimse hüküm koyamaz. Mesela benzer bir konuyu bugünkü yasama meclisleri için de ifade ediyorlar. Nasıl yasama meclisleri hüküm yapabilir? Hüküm ancak Allah'ın değil midir şeklinde. Sanki kendileri bir devlet oluştursalar hiçbir şekilde hüküm oluşturmayacaklar. Hiçbir yasamada bulunmayacaklar. Yani belediye akşam 5'te buradan çöpleri toplayacağım diye hüküm yazsa bile adamı kafir ilan edecekler. Sen nasıl hüküm koyarsın? Hüküm ancak Allah'a ait değil midir diye. Böylesi bir bakış açısından söz ediyoruz. Bu bakış açısının iyi niyetli olmadığı açık. Bu tamamıyla tarafgirlik içeren ve kendi siyasi pozisyonunu koruma altına alan ve bunu da bunun için bir slogan edinmiş bir yaklaşım olarak gözüküyor.
Yoksa herkes bilir ki Allah Azze ve Celle'nin hükmü en üstte olduğu sürece ve kelimetullahi hiyel ulya, Allah'ın yüce sözü en üstte olduğu sürece onun gölgesi içinde kalan, onun altında kalan, onunla çelişmeyen, ona aykırı düşmeyen her türlü hükmü insan ailesinde de koyabilir. Akşamleyin namazdan sonraya kimse kalmasın, herkes eve gelsin dedi mi baba ne yapıyor? Bir hüküm çıkarıyor evde. Bunun Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle çelişen bir yanı olmadığı sürece Cenab-ı Hakk'a meydan okuma anlamında bir hüküm değildir. Hüküm hala Allah Azze ve Celle'ye aittir. O hanede, o evde. Ancak Allah Azze ve Celle'nin ak dediğine siz kara derseniz o zaman siz Cenab-ı Hakk'a karşı meydan okuyan, ona karşı alternatif hüküm çıkarmaya çalışan bir tağut oluverirsiniz. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hükmüyle çelişmediği, hatta onun hükmü içerisinde onun hükmüne uygun olduğu sürece kişi ailesinde de, mahallesinde de, camisinde de an be an hüküm üretiyoruz. Arkadaşlar bundan sonra dersleri saat 9'a çekelim dediğimizde bile bir hüküm çıkarıyoruz. O kendi bağlamı içerisinde bir hükümdür. Ama çıkardığınız hüküm, koyduğunuz kayıt veya herhangi bir koşul, herhangi bir anlaşmada ister kişiler arasında olsun, ister anayasa dediğimiz toplum mutabakatına uzansın. Burada Cenab-ı Hakk'a karşı onun ak dediğine kara diyecek şekilde oluşturulursa işte bu Cenab-ı Hakk'a meydan okuma olur ve hükmün Allah'a ait olduğu ilkesini ihlal etmiş olursunuz. Ve bu müminlere yakışacak bir tavır değildir. Hiçbir biçimde müminler böyle bir şeye girişmezler. O sebeple ve kelimetullahi hiyel ulya, Allah'ın sözü en üstte, herkesi bağlayan, en üstte derken asarken en üstte asın anlamında söylemiyoruz. Herkesi bağlayacak şekilde en üstte demek. Olduğu sürece bir sorun yok. Kişi ticari akit yapar, yığınla hüküm yazar oraya. Ama bu hükümlerden bir tanesi söz gelimi, Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı faizi içine alır, onu gerektirir bir şey olursa baltayı taşa vurmuş olur. Bu kez Cenab-ı Hakk'ın hükmüne karşı bir kayıt oluşturmuş olur. Veya eşler arasında mesela diyelim ki beraber oluyorlar, nikah akdi oluşturuyorlar. Yığınla koşul karşılıklı yazılabilir, edilebilir. Ama bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın hükmüne aykırı düşecek olsa, onu ihlal edilecek olsa bu yine sorunlu hale gelir. Dese ki mesela başını örtmeyeceksin, böyle bir kayıt koysa, yahut kadın tarafı içki içeceksin dese, Cenab-ı Hakk'ın hükmünü ihlal eden, kenarından, kıyısından, köşesinden dokunan bir şey olursa bunlar inil hukmu illa lillah buyruğunu ihlal etmiş olur. Yoksa bunun içinde kaldığı sürece, bununla çatışmadığı, çelişmediği sürece, hakem koymuşsunuz, yasa oluşturmuşsunuz, kayıt oluşturmuşsunuz, kendinize hükümdar seçmişsiniz, insanlar ile birlikte sandıklar kurup kim yönetsin diye, bunların hiçbirinde bir sorun olması mümkün değil. Ama Allah Azze ve Celle'nin ak dediği bir konuyu bütün sandıkları full doldurup hepsinden çıkarsanız bile batıldır, hiçbir işe yaramaz. Çünkü bütün insanlık olarak birleşsek Cenab-ı Hakk'ın ak dediği bir konuyu batıla çeviremeyiz. O hak, biz batıl oluruz. Hocam ana kural Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlere ta kendisi. Allah'ın indirdiği hükmü hükmederken, yaşarken, paylaşırken müminler hep en üste tutmalı. Hiçbir başka hükmü buna öncelememelidir. Öncelerse yanlış bir yola girmiş olur. Kasten bilerek meydan okuyorsa elbette ki bu küfre yol açar. Cenab-ı Hak bilmiyor, ben daha iyi biliyorum dediğiniz zaman işte iblisin ta kendisi olur verirsiniz. Ana hayrun min, ben ondan daha hayırlıyım. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li ve lekum ve li sa'iril mu'minin.